milletimiz her iki sistemi deneme fırsatı yakaladı. Bedeli ağır oldu ama her iki sistemi de yakaladı. Şunu gördü millet, Sayın Cumhurbaşkanı bu dönemde yani 2018'den şu güne kadar parlamentonun çıkardığı madde sayısından daha fazla maddeyi kararnameyle çıkardı. Cumhurbaşkanı parlamentonun aldığı kararlardan madde sayısı bazında çok daha fazlasını aldı. Ama ne yaptı biliyor musunuz? Kendi aldığı kararları düzeltmek için çıkardığı kararname sayısından daha fazla kararname çıkardı. İşte sıkıntı bu. Bak ne güzel söylediniz. Şimdi bakın Doğru bunlar, bunlar, çıkar. sayılarla alakalı. Bunlar sayılarla alakalı bir şey. Bakın diyorum ki Cumhurbaşkanı bir karar veriyor. istişare etmeden aldığı yetkiyle sonra Allah kahretsin yanlışmış bu karar diyor. Dönü bir başka kararname çıkarıyor. Sonra ikinci çıkardığı kararname Allah Allah diyor. Bu da olmadı. Üçüncüyü çıkarıyor. Böylece çıkan ana kararnamelerden sayıca daha fazla olan düzeltme kararnameleri çıktı. O yüzden bu sistemin külliyen yanlıştır. Bakın sistem önemlidir. Bu sisteme göre de bizim bir düzen kurmamız lazım. Ben paşaların paşasıyım diyen bir cumhurbaşkanı yarattı bu sistem. Bakın